Sevgili kardeşler, güzel dostlar, Allah-u Teala'ya zatının, sıfatının, efalinin ve esmasının hudutsuzluğunca hamd ediyoruz. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adıyla Bismillah diyoruz. Bismillah, Bismillah. Çünkü Bismillah her kapının anahtarı, her hayrın başlangıcıdır. Bismillah'la olursa eğer ilk söz, hayırla bitmesi için büyük bir beklenti sarar vücudu o zaman. Ruhu, bedeni, gönlü bir beklenti kaplar ki ben söze Bismillah'la başladım. Ben bu işe Bismillah'la başladım. Bir adam vardı, eşi her işe başlarken, su doldururken bardağı, o suyu içerken, kapıyı açarken, odaya girerken, odadan çıkarken, otururken hep Bismillah derdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bardağı su, Bismillahirrahmanirrahim. İçerken Bismillahirrahmanirrahim. Hep besmele okurdu. Adam bundan çok rahatsızdı. Yapma dedi böyle kadın. Yeter artık, tamam, içinden söyle. Bey dedi, ben sana da ders olsun diye, sen de bundan ibret al diye söylüyorum. Bismillah her hayrın başıdır. Sen de desen ne olur ki? Sen de desen Bismillah ne kaybedersin ki? Sen de demelisin bey derdi. Ama adam bunu anlamazdı. Ona bir anlam veremezdi eşinin bu hal ve hareketine. Bir mana veremezdi. Dedi ki, neden Bismillah diyorsun? Dedi ki, Bismillah dersem kapıyı açarken Allah bana sevap yazar. Bir şeyi bir yere saklasam ben Bismillah desem, dedi ki vallahi ona kimse bir şey yapamaz. Hadi canım sen de dedi. Gerçekten dedi, Bismillah deyince Allah korur, korumasına alır. Dedi ki peki o zaman al şu parayı, çıkardı cebinden bir miktar para verdi ona. Bunu git dedi bir yere sakla, Bismillah de bakalım dedi. Ama dışarı sakla, evin dışında bir yer olsun dedi. Bismillah de, 5-6 gün sonra da git koyduğun yerden al bakalım dedi. Aynı duracak mı orada? 5-6 güne gerek yok. İstersen bir gün bile dedi. Olacaksa olur, olmayacaksa olmaz. İstersen 5-6. Tamam dedi, bir gün. Kadın dedi ki ama sen dedi içeride oturacaksın. Tamam dedi. Adam oturuyorum ben burada. Hadi dedi git. Bir yere sakla bunu dedi. Dışarıda bir yere sakla dedi. Gitti. Kadın bahçeye çıkınca adam perdenin arasından kadına baktı ne yapıyor diye. Kadın bahçenin en köşesinde, kenar tarafında bir yerde toprağı kazdı, keser gibi bir şeyle. Oraya gömdü o paraları, bir poşete koydu. Oraya da paraları koydu. Sonra geri kapattı, sağa sola baktı birisi bakıyor mu diye. Kimse bakmıyor. İçeri geldi. Adam zaten gördü nereye koyduğunu da, oturdu aynı olduğu yere. Ne yaptın dedi, koydun mu paraları? Koydum bey dedi. Nasıl koydun? Bismillah dedim, koydum dedi. Kapattım, Allah'ım sana emanet dedim ve geldim dedi. İyi hadi bakalım dedi. Sabah hanımı uyurken adam kalktı işe gitmek için. Hemen gitti oradan paraları aldı. Poşeti de orada bıraktı. Sarmıştı ya hani, poşeti bıraktı. Paraları da aldı, evde vitrinin bir köşesine koydu. Sonra işine gitti. Orayı aynen kapattı olduğu gibi. Akşam işten geldi. Hanım dedi, şu paraları koyduğun yere bir git, bak bakalım dedi. Duruyor mu olduğu yerde? Adamın planı, kadın gidecek, aa para yok diyecek. Adam da gel, gel ben aldım bak para burada deyip onu rencide edecekti, rezil edecekti. Hani söylediğin söz değerli değil diyecekti. O kabilde bir şeyler söyleyecekti o manada. Ama bir iş Bismillah denip de Allah'ın adıyla diyerek yapılır da Allah'a emanet edilir de Allah o emanete ihanet eder mi hiç? Allah onu muhafaza etmez mi hiç? Kadın gitti kazdığı yeri, tekrar o koyduğu yeri kazdı. Adam da yanında duruyor. Kadın kazdı.
Adam onu izliyor. Baktı ki kadın para aynı dün akşam koyduğu gibi poşete sarılı orada duruyor. Adam şaşırdı. Allah Allah, olmaz dedi. Hemen eve koştu. O parayı koyduğu vitrinin köşesine baktı. Para yok orada. Bir daha geldi. Baktı. Para orada. Adam şaşırdı ve besmele'nin değerini anladı hocam. O yüzden biz yaptığımız her işte, attığımız her adımda Bismillahirrahmanirrahim dersek, senin adınla başlarım ya Rabbi dersek, o zaman biz kazanırız kardeşler. Kazanan biz oluruz. Allah bize kazanmayı nasip etsin. Hem dünyada hem ukbada. Rabbim ihsan buyursun inşallah. Mübarek evsafı, mübarek vasıfları, mübarek isimleri hatırına Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah gönlümüzden geçen bütün hayırlı muratlarımıza bizi nail eylesin inşallah. Rabbim Celle Celaluhu sıkıntılarımızdan, kederlerimizden bizi kurtarsın. Rabbim Celle Celaluhu, Celle Şanuhu. Habibi Zişan hatırına, zatının, sıfatının büyüklüğü hatırına, kalbimizin derinliklerinde yatan, gönlümüzün en namütenahi köşelerinde, en arka taraflarında yatan bütün hayırlı muratlarımızı, dualarımızı kabul eylesin. Çünkü daha önceleri de çok defa ifade ettim, zikrettim, önemine binaen söyledim. Ne demiştik? Allah yeter ki ol desin hocam. Allah ol derse olur. Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinin son iki ayetine baktığımızda bu işin büyüklüğünü orada anlıyoruz kardeşler. Ne diyor orada? İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. İzâ erâde şey'en, bir şeyi murad ettiği zaman, en yekûle lehu, ona demesi. Ne demesi? Kün demesi. Çünkü o kün deyince feyekün, o da hemen oluverir. Yeter ki Allah ol desin. Diyor ya Ender'deki abimiz, sen ol de Allah'ım, ol de olur. Ol desin Rabbim, oluversin inşallah. Çözülmezler çözülsün. Açılmayan kapılar açılsın. Çıkmazlar bize ana yol gibi, otoyol gibi olsun. Rabbim isterse neden olmasın? Diyor ya, Rabbim isterse sular büklüm büklüm bürülür. Ya Sakarya şiirinde Üstad Necip Fazıl söylüyor ya, Rabbim istesin yeter ki hocam. Rabbim istesin. Hani bir fotoğraftı, Facebook kullananlar daha çok görmüş, bilmiş olabilirler. Deniz var. Tatlı ve tatlı suyla soğuk su böyle yan yana, tatlı su ve tuzlu su. Karışmıyor hocam. Yan yana akıyor ve karışmıyor. Mesela düşündünüz mü? Karadeniz yukarı taraf, İstanbul Boğazı'ndan aşağı su akıyor, Ege Denizi'ne doğru gidiyor. Ama mantık olarak düşündüğünüz zaman Karadeniz'in ucu kapalı. Bir ucu Rusya, alt tarafı Türkiye zaten. Şimdi Boğaz'dan aşağı doğru aksa, Ege'ye doğru aksa, Çanakkale'den, önce İstanbul'dan sonra Çanakkale'den geçip Ege'ye doğru gitse, o zaman Karadeniz'de su kalmaması lazım. Yok, Ege'den bu tarafa doğru su gelse, bu tarafta başka gidecek yer yok, o zaman taşması lazım, dolması lazım. Ama Allah-u Teala öyle mükemmel bir tesisi ilahi var ki burada, mükemmel bir öyle mekanizma var ki hocam, bakıyorsun su üstten akıyor, alttan da bu tarafa doğru geliyor. Yani ne dedik, bak Nine nere geldi? Söz Allah yeter ki ol desin hocam. Sizin dertleriniz, sizin sıkıntılarınız, sizin günahlarınızın büyüklüğü Allah için çok basit hocam. Allah-u Teala yeryüzünde Adem Aleyhisselam'dan kıyamet günü en son gelecek insan, o ikisi arasındaki herkesi affetse rahmetinden bir damla eksilmez. Eksilmez. O kadar sonsuzdur onun rahmeti. O yüzden biz her vakit namazlarımızda İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diye okuduğumuz işte budur hocam.
Ancak sana kulluk ederiz, ancak senden yardım bekleriz. Rahmetinden ümit varız. Bizim için de ol de Allah'ım. Kardeşlerim için ol de ya Rabbi, oluversin. İşi gücü rast gitmeyenler için, oğlu kızı evladı olamayanlar için, evladı olup onunla imtihan edilenler için. Çocuğumun kötü alışkanlığı var be hocam. Evimde yuvamda tat kalmadı. Her gün ölüyorum ben hocam diyen annelerimizin de kalbine ışık ver ya Rabbi. Yaralarını sar ya Rabbi. Dertlerine derman ver ya Rabbi. Evlatlarımızla bizi imtihan etme ya Rabbi. Bize ne vereceksen iş olarak, aş olarak, eş olarak, evlat olarak bize ne vereceksen hayırlısını ver ya Rabbi. Bizi hayırla buluştur ya Rabbi. Bizi yolundan ayırma ya Rabbi. Bizim için güzel planların vardır. Biz bazen dua ediyoruz ama duamız kabul olmadı sanıyoruz. Hata ediyoruz biz ya Rabbi. Çünkü biz aciziz, biz kuluz, biz noksanız Allah'ım. Tamam olan sensin, mükemmel olan sensin ya Rabbi. Sen bize belki de diyorsun ki, ey benim Hüseyin kulum, ey benim Hakkı kulum. Sen benden bunu istersin ama dur bakalım. Benim senin için daha güzel planlarım var. Acele etme diyorsun belki ama işte biz kuluz ya Rabbi. Bazen uf neden duam kabul olmadı diye üzülüveriyoruz. Halbuki o bizim belki hakkımızda hayırlı değil. Biz bilemiyoruz. Sen bize öğret ya Rabbi. Sen bize hayrı öğret. Sen bize güzellikleri öğret. Sen bize esmanın, isimlerinin bereketini öğret ya Rabbi. Sen bizi güzelliklerle buluştur. Bizi affet Allah'ım. Anamızı affet. Babamızı affet. Çoluğumuzu, çocuğumuzu affet. Mahşer günü bizi rezil rüsvaya eyleme ya Rabbi. Allah'ım annenin babanın birbirinden kaçacağı o zor günde, ananın babanın evladından kaçacağı o zor günde bizim ellerimizden sen tut ya Rabbi. Biz sana iman ettik. Senden başka Rab bilmedik. Hadi beraber okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. La ilahe illallah Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım bu imanla, bu nurla yaşamak bize ihsan buyur ya Rabbi. Amin. Allah-u Teala yardımcımız olsun kardeşlerim. Dedim ya bizim dertlerimiz, bizim sıkıntılarımız Allah için çok basit. Yeter ki biz derdimizi düzgün bir şekilde dile getirelim. Dün akşam gördünüz. Ben epilepsiydim hocam dedi. İlaçlarım da vardı. Ama ben demek ki güzel dualar öğrenmemişim bu zamana kadar. Keşke daha önce alsaymışım bu duayı. Kurtuldum hocam ben. Kurtuldum. Ben eşim vefat etti. Kayınpederimle yaşıyorum. Umre diye yanardım. Mekke, Medine fotoğrafı görünce içim parça parça olurdu. Acaba bir gün ben de gider miyim? Ben de gider miyim?